Selamlar herkese. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı yeni keşfedenler için ben Pınar, ailenizin duyucusuyum. Yeni bir salı gününde tekrar birlikteyiz. Salı günü demek bir aksesuar çalışması yapacağız demek. Bugün sizlere göstermek istediğim çok şirin bir aksesuar çalışması var. Bu zamana kadar birçok arkadaş bilekliği yaptık ve bunların farklı çeşitlerini denedik hep birlikte. Bugün de arkadaş bilekliği çalışması gibi başlayarak bir anahtarlık çalışması göstereceğim size. Ben her zaman farklı şeyleri denemeyi severim biliyorsunuz. Bu kez de arkadaşlık bilekliklerini anahtarlık olarak yapacağız. Hatta yaparken yine kafamda ampullerim yanmaya başladı ve bunları farklı şekillerde de kullanabileceğimi düşündüm. Bunları da sizlere ilerleyen zamanlarda göstereceğim. Videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Yeni projelerimden haberdar olmak için de bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Şimdi sizleri bu şirin anahtarın yapımıyla baş başa bırakıyorum. Sonrasında tekrar görüşelim. Çalışmada kullanacağım renk sıralaması bu şekilde olacak. Bu çalışmada da yine kartopunun etem liflerini kullanacağım. Bunlar üzerinde gördüğünüz gibi iş orlunu olarak geçiyor. İnternette de bulabilirsiniz. Fiyatları da gayet uygun. İlk önce iplerin boyunu ayarlamakla başlıyorum ve bu çalışmada 70 santimlik ipler kullanacağım. 70 santim bu çalışma için gayet ideal bir ölçü. Sadece başlangıçta kullanacağım ipi biraz daha uzun kesiyorum. Onu da 90 ve 100 arasında bir mesafede kestim. Başlangıç için kullanacağım ipi ayrı tutuyorum. Diğer bütün ipleri bir araya getiriyorum ve bunların tam ortalarını bulduktan sonra iki ipi gördüğünüz şekilde birbirinin içinden geçirerek kilitliyorum. Daha kolay çalışabilmek için klipse sabitliyorum. Yeşil renkteki ipin bir tarafını yukarıda bıraktım, bir tarafını aşağıda bıraktım. Aşağıda bıraktığım kısmı gördüğünüz gibi iplerin üzerinden geçiriyorum. Daha sonra oluşan o boşluğun arasından geçirerek kilitliyorum. İkinci adımda ise bu sefer iplerin altından geçiriyorum ve yine o boşluğun içinden geçirerek kilitliyorum. Sadece bu iki hareketi tekrar ederek başlangıcı oluşturacağım. Önce iplerin üstünden geçiriyorum, daha sonra altından geçiriyorum. Bu tekrarı yeşil ip diğer iplerle aynı ölçüye gelene kadar devam ediyorum. Daha sonra tersini çeviriyorum ve buradan da aynı şekilde yaparak devam ediyorum. Bakıyorum aynı ölçüye gelmiş mi? Evet gelmiş ve başlangıç için oluşturacağım yuvarlakta yeterli ise artık buradan sonra gördüğünüz şekilde kıvırarak başlangıcı oluşturmaya başlıyorum. Başlangıcı bu şekilde bıraktım. Hemen bu arada eski kullanmadığım bir çantamdan burada anahtarlık olarak kullanabilmek için aparatlarından bir tanesini alıyorum. İplerin bir ucunu bu aparatın içinden geçiriyorum. Ve biraz önce oluşturduğum başlangıçla aparatı birleştiriyorum. İplerin iki ucunu kenara alıyorum. Kare düğümler yapmaya başlıyorum. Makrame çalışmalarımdan kare düğümün nasıl olduğunu biliyorsunuz. Burada da o yöntemi kullanarak başlangıcı kilitliyorum. Birkaç tane kare düğüm yaptıktan sonra her şey hazır. Artık düğümlemeye geçebilirim. Biraz önceki renk sıralamasına sadık kalarak açık yeşil renkle başlıyorum. Biraz önce koyu yeşil renkte yaptığımız gibi iplerin üzerinden geçirip açık yeşil rengi sol taraftaki çoklu iplerin üzerine kilitliyorum. İki kez bu hareketi yaptıktan sonra sağ tarafa geçiyorum. Sağ taraf için de aynı iki hareketi devam ediyorum. Açık yeşil rengi buraya da kilitliyorum. Böylece iki ip ortada buluştular ve bunların ikisini soldakini sağdakinin üzerinden düğümlüyorum. Bir kez düğümledim ve ikinci kez düğümledim. Bu hareketin aynısını sarı renk için de uyguluyorum. Önce ikişer kez sol taraftan bağlıyorum. Daha sonra sağ tarafta da yine ikişer kez bağlıyorum. İki sarı ip de böylece ortaya geldiler. Sarı ipi alıyorum, yeşil ipin üzerine iki kez düğümlüyorum ve sarı ip bu kez ortaya geliyor. Hemen sağ tarafa geçiyorum. Sağdaki sarı ip için de aynı şekilde yeşilin üzerine düğümlüyorum ve iki sarı renk ortada buluştu.
Yine soldakini sağdakinin üzerine iki kez düğümlüyorum. İkinci sırayı da sarılar olarak bu şekilde tamamlıyorum. Geçiyorum üçüncü sıraya. Üçüncü sırada da turuncuyla devam ediyorum ve yine aynı işlemleri tekrar ediyorum. Bu düğümleme tekniği şevron dediğimiz teknik ve bu model benim size gösterdiğim arkadaşlık bilekliklerinin de ilk modeliydi. Fakat sadece düğümleme tekniği benziyor. Orada dümdüz ilerlerken burada ipler aşağıya doğru genişleyerek büyüyor. Yani ip sayınızı artırarak ya da renk sayınızı artırarak bu modeli aşağıya doğru daha da genişletebilirsiniz. Ya da aynı sayıda daha kalın iplerle yaptığınızda yine çalışmanız daha büyük olacaktır. Ben burada etamin orlanları kullandığım için biraz inceler ve 7 renk ip kullandığım için de anahtarlığımın eni 2 cm civarında oldu. Şimdi geçiyorum alt tarafı kitleme kısmına. Gördüğünüz gibi en solda turuncu ip var. Yanında da gri ip var. İlk olarak gri ipi turuncu ipin üzerine ikişer kez. Yine önce ipin üzerinden daha sonra ipin altından geçirerek düğümlüyorum. Daha sonra bu ikisini sol tarafta birleştiriyorum. Sıradaki beyaz ipi aynı şekilde iki kez bu iplerin üzerine düğümlüyorum. Bitirdikten sonra beyaz ipi de sol tarafa alıyorum. Bu sefer de mor renkle aynı işlemi yapıyorum. Böyle aşağıya doğru en son ipe ulaşana kadar ipleri toparlayarak sol tarafa düğümlüyorum. Aynı işlemleri daha sonra sağ taraf için yapıyorum. Böylece alt tarafı kitleme olayı da bitiyor. En sonunda da bu iki ipi birleştirmek için turuncu ipleri kullanarak yine kare düğümler yapıyorum. Kalan ipleri de biraz kısaltarak püskülleştirip bitiriyorum. Umarım çalışmayı beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Sonraki çalışmamız bombabomba.com. Sonraki çalışma için aylardır uğraşıyorum. Sizlerin de çok beğeneceğini tahmin ediyorum. Sonraki çalışmada görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın. En adarlık yapıyoruz. Saçımı küt kestirsem mi acaba? Hiç fena durmadı sanki. Saçımı küt kestirebilirim. Sanki yakışacak. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim.